Hava, evet, Yozgat ilimiz, Sorgun ilçemizdeyiz ve bugün mevsimin ilk karı yağdı Sorgun'da. Tabi tepelerde gözükür karlar, buralarda fazla kar gözükmüyor. Erciyes Dağı da gözükmüyor. Gözükmesin bari. Sıkıntı yok. Ben Erciyes Dağı'na gideceğim. Ama Ağustos'un sıcağında Erciyes Dağı'na gideceğim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Bağlıca-Hozman Köyü 2 kilometre. Bugün Bağlıca-Hozman Köyü'nün tanıtım fragmanını çekiyoruz ve birazdan da muhtarımızla görüşeceğiz. Muhtarımız yardımcı olursa yarın bu köyün tanıtımını ekranlarımıza getireceğiz. Lafı fazla uzatmayacağım. Hava çok soğuk. Gidiyoruz. Görmeyeceğim gemi oluyor yani. Ben anlatacağım deyince ne anlatıyorsun bana? Tarih mi anlatacaksın? Şey mi anlatacaksın yani? Evet gemi oluyor. Burası neresi? Burası Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinin Bağlıca Köyü abi. Sarıkaya mı bağlı? Evet abi. Bağlıca Köyü. Bağlıca Köyü evet. Osman da Bağlıca Köyü eski ismi. Osman mı Bağlıca mı? Osman, Osman da Bağlıca oldu. Yeni ismi Bağlıca. Eski ismi Osman'dı. Yeni ismi evet. Bağlıca oldu. Evet abi. Kaç ev var bu köyde? Bu köy 40-50 hane abi. Evet. Peki gurbetçisi var mı buranın? Var abi, bizim burada çok göç oldu. Nerede gurbetçisi? İl dışında mı var, yurt dışında mı var? Yurt dışında olan da var, il dışında olan da i̇l var. İl dışında kaç hanedir? La gazlar susun gazlar! Onlar bir rahat vermiyor zaten. O gazı ne örek ki? Kimin gazı acaba? Kessek bir arabaşı mı yapsak ne örsek yani? Dışarıda 60-70 hane vardır abi. He. Yurt dışı, il dışı. İl dışında kaç hanedir, yurt dışında kaç hanedir? İl dışında 30-40 hane, yurt dışında da bir o kadar var abi. Evet. Sen ne iş yapıyorsun lan moro? Biz çiftçilikle uğraşıyoruz abi. Pancar ekiyoruz. He. Buğday. Biraz büyükbaş hayvanımız var. He. Onlarla ilgileniyoruz işte abi. He. Muhtarımız yeni dönem mi eski dönem mi? Muhtarımızın bu üçüncü dönemi abi. Bu üçüncü evet. Döneme. Köy tercih etti, verdi. He. Üçüncü dönem. Nasıl muhtarda memnun musunuz? Çalışıyor mu? Biz memnunuk abi. He. Memnunuk. Şimdi memnun değil dersem yalan olur. Buranın tanıtımını çekeceğiz. Muhtar yardımcı olur mu? Tabii ki, tabii ki. Olur değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki abi. Tabii ki. Ya olsun, üstünde jem gidiyor zaten. Yarın çekerim ama olur senin de olmazsa ya. Kıraş orada geldi. Kıraş orada geldi. Ya. Yarın çekek o zaman seni, tamam mı? Kıraş orada geldi yarın. Var mı söylemek istediğin? Sen etçik kahırlıydın la bizim köyüne çekmiyorsun diye. Canınızı sağlık, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bütün izleyenlere de selam olsun. Ayağınıza sağlık. Yarın çekim yapacağız hem oğlum. Yarın da yine konuşuruz abi, bize laf düşerse. Konuşuruz değil mi? Aynen düşer abi. Tabii ya, düşerse ne demek ya? Teşekkür ederim abici. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık o tekrardan. O zaman gidelim biz bu muhtarla konuşak. Tamam, yarın tamam. Çekim yaparız. Köy konağınız var mı? Muhtarlığınız, köy konağınız. Muhtar odası var zaten, muhtar kışın açar. Odası. Sürekli yaza kadar millet otururlar. He. Yani kışın orada zaman öldürürüz abi. Anladım abim. Araba mazot boşuna yakmasın. Muhtarla tamam, konuşayım tamam da. Tamam abi. Teşekkür yarın ettim. Yarın çekeriz, görüş. Tamam. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, çekimlerimiz, röportajlarımız, tanıtımlarımız devam ediyor. Bugün Yozgat ilimiz, Sorgun ilçemiz değil. Tabii ki Sarıkaya ilçesi. Niye Sorgun'a yakın? Muhtarım yani. Şimdi 1957'de Sarıkaya ilçe olduğunda burası Sorgun'a bağlıyım. Evet. O zamanlar bizim burası Sarıkaya istiyor. Sarıkaya geçiyor. Dudacık istemiyor. Alışar istemiyor. Onlar orada kalıyorlar. Bizim köyümüz Sarıkaya geçtiğinden oradan geliyor yani. Evet, Sarıkaya ilçemizin en son Osman mı Bağlıca? Bağlıca, Bağlıca. Bağlıca. En son köyü. Yeni ismi Bağlıca oldu değil mi? 1965. Eski ismi 1965. Biz de yeni biliyoruz. Biz ben 80 falan biliyordum. Bir araştırdım 1965. Evet. Muhtarım mikrofonu sana şöyle vereyim. Öncelikle kendini bir tanıt. Kaç yıldır muhtarlık yapıyorsun? Evet, ben Yalçın Akdemir. 1969 doğumluyum. Bu üçüncü dönem. Evet. Şu 2011 seçimlerinde. Yaklaşık 2009 seçimlerinde. 2009 seçimlerinde göreve geldik. Köyümüzün nüfusu şu an için yazın şu anda 190-180'e düşüyor. Evet. Yazın bu 300-350'ye kadar çıkıyor. Evet. Emekli olanlar bazen Ankara'da, Sarıkaya'da, Yozgat'ta ev olanlar yazın geliyorlar. Kışın 10. ayda giderler, işte 3. ayda, 4. ayda gelirler. Bu şekilde. Evet. Peki köyümüzün geçim kaynakları nelerdir? Köyümüzün geçim kaynağı pancar başta. Buğday, mercimek, nohut,
Hayvancılık var tabi bunun yanında. Geçim evet. kaynağı bu, başka bir geçim kaynağı yok. Peki gurbetçisi ne kadar? İl dışında mı yok, çok? Yok, gurbetçisi çok? İl dışında çok. Nerelerde çok mesela? Genel en çok Ankara. Hı. Ankara'dan sonra İstanbul. Evet. Öbür yerler yani sayılı öyle. Kaç hane vardır? Ankara'da kaç hane vardır? Ankara'da 100 rahat var. 100 hane Ankara'da var. Rahat var. Belki de fazla. Çünkü 5-6 sene önce 100 idi. Bu daha tabii ki fazlalaşmıştır. İstanbul'da da tahminim 35-40'a kadar var. Yurt dışında kaç haneniz var? Yurt dışında da 15-20 vardır. 15-20. Evet. Şimdi muhtarım biz Yozgat TV olarak Yozgat'ın 550 köyü var biliyorsun. Evet. Bunların bazıları mahalle oldu. 530'a evet. döndü. Evet. Biz de aşağı yukarı bugün 300 aşağı yukarı 80. köyü çekeceğiz. Evet. Hep Ahtahan köylerini çekiyorduk. Bu sefer Sarıkaya'nın gurbetçileri dedi ki ya dedi Ahtahan'ı çeke çeke bitiremediniz. Biraz da dedi sor buna Sarıkaya'ya devam edin. Evet. Boğazcan'a devam edin dediler. Evet. Biz de bu taraftan başladık. Karaveli'yi, şurayı, burayı evet. komple çektik. Burayı da atladık. Evet. Atlayınca bu sefer sizin gurbetçiler dedi ki ya bizim köyü niye çekmiyorsunuz? Orayı niye atladınız? Bir şey mi var? Biz de dedik ki köyümüzde bir muhtarımız var. Gideriz muhtarımızla görüşürüz. Evet. Muhtarım da derse ki tamam yarın çekelim. Ben bir muhtar olarak neyse gereken üzerime düşeni yaparım. Yardımcı aynen. olurum size olur. Derse oluruz. Köyü çekeriz. Tabii. Ama köye gideriz. Muhtarı bulamak, ararak gelmezse dedik evet. bir daha oraya gitmek biz. Evet. Onun için de yarın saat 14 uygun mu? Yarın uygun. Bir randevun var mı? Saat öğlene kadar bir randevum vardı. 14 tamam. çok uygun benim için. Saat 14 ile 18 arasında evet. 3-4 saatlik bir çekim yapacağız. Tamam. Muhtarım biraz kendinden bahset. Muhtarlık olduğun dönemde evet. yani 11 yıldır köyde ne gibi hizmetlere el attın? Şimdi 11 yıl önce tabii bu devletimizin de sağ olsun bütçesinin iyi olduğundan 11 yıl içinde kanalizasyonumuz yapıldı. Köyümüzün bu önceden bu asbestli borulardan su içilirdi. Bu 11 yıl içinde onlar değişti. Kilit parke büyük bir oranda yani %60'ı %70 gibi tamamlandı. İşte köyümüzün okul kapandı. Okul kapanınca orayı köy konağı olarak köye devrettiler. Evet. Geri işte bu bazen dinamolara ne devlette sağ olsun su motorları köy içme suyuna su bazen pompaları veriyor devlet. Yani ne gerekiyorsa faydalanıyoruz yani. Allah'a şükürler olsun. Evet. Var mı peki köyün şu an bir eksiği, bir ihtiyacı, sıkıntısı? Tabii ki ihtiyacı var şimdiki mı? Var da dileklerimizi verdik. Onun zamanla onlar aşılır. Çeşmemizin birinde bir sıkıntı var. Onu şey yaptık işte dilekçe verdik köy hizmetleri, şey özel idareye. Bir tane de köyümüzde bir içme suyu normalde bir araştırma kuyusu açıldı. Evet. Bu araştırma kuyusunun yani verimli olsaydı bu devamı gelecekti tarımsal sulama için. Hı. Devamı gelmedi dedi. Devlet Su İşleri 11 litre saniyede bir su buldu. Bu kuyu o şekilde 2014'te atıl bir şekilde kaldı. Atıl bir şekilde kalınca biz bunu dedik içme suyu alarak, içme suyu olarak köyümüzü alalım. Aşağıdan kaynaktan aldığımız içme suyunu tarımsal sulamada kullanalım. Evet. Öyle bir şey yaptık. Bu işe kalkıştık. Şu Devlet Su İşleri'ne müracaat ettik. Özel idareye müracaat ettik. Devlet önce özel idareye müracaat etmemiz gerek. Çünkü hizmeti yapacak özel idare. Özel idare Devlet Su İşleri bize dedi ki biz kuyu kira vererek. Biz kira vererek deyince biz de bilmedik. Gittik 1500 lira o zaman bir yıllığına kira parası verdik. Devlet Su İşleri de biz bir yıllığına kiralarız. Gide başına da gelmeyiz dedi. Oralar dolandırdık. Ya dedik ki Yozgat Özel İdaresi'ne verdik. Özel idarenin müdürü dedi ki ben bu kiraya bugün için yatırım yapmam dedi. Evet. Ben buraya 60-70 bin lira bir yatırım yapacağım. Nasıl olacak dedik. Dedi ki bu kuyu direktmen bize devredecekler. Geri tekrar özel idare oradan yazışmayla şeye gittik. Devlet Su İşleri'ne gittik. Devlet Su İşleri dedi ki bizim onlar da kurum biz de kurum dedi. Onu evet. vermemiz için bize o zaman yaptığımız diye dedi. Evet bir ara verelim. Devlet Su İşleri biz dedi bizim o an için bu 2015
15'te 60 bin TL kuyu yaptığı masrafı Üzelidare'den istediler. Üzelidare de vermedi. Ve oradır, buradır biz arada kaldık. Evet. Tabii koy bu bazıları benim almak istemediğim falan yansıttılar da onu boş yani onlar. Biz tuttuk bunun üzerine devlet su işlerini BİMER'e şikayet ettik. O zaman BİMER vardı şimdi CİMER var ya. Evet. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Hı. Benim anlamadığım bir şey bu. Devlet su işleri sen bu kuyu vurdun. Hı. 2014'ten bu yana kuyu atıl yapıyor. Atıl yatıyor. Bu kuyunun 25 yıl ömrü olduğunu kendiniz söylüyorsunuz. Neden vurdunuz kuyu? Bir işinize yaramıyor. Bırakın biz kullanalım. Öyle bir sorunumuz var. Bu kuyu alamıyoruz. Benden sonra Duzacık bir aynı kuyudan bir tane kuyu vurdurdu. Tabii ben o kapıları çaldım. Elim boşa çıktı. Duzacık muhtarın bir şeyden haberi yok. Almış gibi hareket ediyor. İşte kimseye de bir şey ifade edemedik. Ben dedim ki bak Duzacık muhtarına önce git araştır ondan sonra almış gibi yap. Konuş yani. Aynı benim düştüğüm durumlara o da aynı düştü. Evet. Yani orada da bir kuyu var. Böylece duruyor. Benim anlamadığım bunu biz devletten almak istiyoruz. Bunu tabii ben milletvekiline de yansıttım. Her yere vardım. Valiliğe de yansıttım. Bir sonuç alamadık. Bir sonuç alamadık. Bir kuyunun bizim için bu kuyu çok önemli yani. Evet. Çünkü 15 litre su bugün için 2500 nüfuslu bir kasabayı saniyede 15 litre su çiğneyecek bir şekilde kuyumuz var. Özellikle o da tüm taş, çinko gibi yani. Çok güzel bir suyu var. Atıl bekliyor bakalım ne olacak bilmiyorum. Evet. Onu bizim almamız için bir direktmen kendi kafamıza bazı vatandaş geliyor biz gidek şey yapak. Kendimiz yaptıralım. Kendimiz yaptıralım da ben buraya elektrik abonası alacağım. Elektrik abonası almam için benden TEDAŞ kuyu ruhsat istiyor. Ruhsatı kimden alacağız? Bunları anlatamıyoruz millete. Yani böyle bir sorunumuz var. Doğru. Çünkü kuyu ruhsatını devlet verecek bize. Evet. Durum böyle yani. Evet. Böyle bir sorunumuz var. Hala karşı karşıyayız. Bilmiyorum nereye kadar gideceğiz yani. Nasıl köyde peki parke taşı sorunu bitti mi? Yok. Var daha var. Daha. Var da. Ne kadar döşendi? Ne kadar? Bence %60 döşendi. %60'ı döşendi. %40'ı. Evet. Döşenecek. Aynen öyle. Evet. Var mı muhtarım yarın saat 14'te çekim yapacağız. Söylemek istediğin gurbetçilerimize, izleyicilerimize. Artık yarın söyleriz onu. Evet, yarın. Allah izin verirse. Kalanı söyleriz. Evet. Yarın saat 14'te görüşmek tamam. Üzere diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sağ olun. İlan. Yarın cuma namazından sonra saat 2'de Yozgat Televizyonu köyümüzü tanıtmak için çekim yapacaktır. Köy adına ilanen duyurulur. Tekrar ediyorum. Yarın cuma namazından sonra saat 2'de Yozgat Televizyonu köyümüzü tanıtmak için çekim yapacaktır. Köy halkına duyurulur. Yarın cuma namazından